Naşit'in gerçek adı Adela Özcan'dı. 17 Haziran 1930 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Tiyatrocu bir aileden gelen Adile Naşit'in babası komedyen Komiki Şehir Naşit, annesi de tiyatro oyuncusu Amelya Hanım'dır. Ağabeyi Selim Naşit ve 1950'de evlendiği ilk eşi Ziya Keskiner de tiyatro sanatçısıdır. Adile Naşit eşi Ziya Keskiner'in Temmuz 1982'deki ölümünden sonra 16 Eylül 1983 tarihinde Cemal İnce, 1928 ila 2015 ile evlendi. 16 yaşındaki oğlu Ahmet'i 16 Haziran 1966 tarihinde kaybetti. Adile Naşit canlandırdığı anne karakterleri nedeniyle 1985 yılında yılın annesi seçilmiştir. Babası öldükten sonra okulunu bırakan Naşit, 14 yaşında İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Tiyatrosu'na girdi. Halide Pişkin'in grubunda, Her Şeyden Biraz, oyunu ile İstanbul turnesine çıkan Adile Naşit, sonradan Muammer Karaca'nın tiyatrosuna girdi. 1948 ila 1951 arasında komedyen Aziz Basmacı ve Vahi Öz ile birlikte kurdukları toplulukta çalıştı. Sonradan 1954'te döndüğü Muammer Karaca Tiyatrosu'nda 1960'a kadar çalıştı. 1961'de de eşi Ziya Keskiner ve ağabeyi Selim Naşit Özcan ile birlikte kurdukları Naşit Tiyatrosu dağıldıktan sonra, 1963'ten 1975'e kadar Gazanfer Özcan Gönül Ülkü Tiyatrosu'nda çalıştı. Tiyatro oyunlarının yanı sıra Hisseli Harikalar Kumpanyası, Neşe-i Muhabbet, Şensaz'ın Bülbülleri gibi müzikallerde beğeni topladı. Sinemaya girişi 1947 yılında Seyfi Havari'nin yönettiği Yara filmiyle oldu ancak 1970'lerde filmlerde yoğun olarak rol almaya başladı. 1976'da İşte Hayat adlı filmdeki rolüyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. Hababam Sınıfı film serisindeki Hafize ana rolüyle ün kazandı. 1978'de uluslararası sanat gösterilerinin tiyatro ve müzikallerinde rol almaya başladı. Daha çok Ertem Eğilmez ve Kartal Tibet'in çektiği Güldürü filmlerinde oynamıştır. Masalcı Teyze, TRT'de 1980 yılında TRT Ankara Televizyonu prodüktörlerinden İlhan Şengün'ün 1946 ila 2003 yapımcısı olduğu Uykudan Önce isimli çocuk programıyla birlikte Masalcı Teyze diye anılmaya başladı. Masal ve öykü anlattığı bu program tek kanallı televizyon döneminde çocuklar tarafından büyük ilgi görmüştür. Adile Naşit, 11 Aralık 1987'de doğduğu şehir olan İstanbul'da 57 yaşında kalın bağırsak kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Cenaze töreni 13 Aralık 1987 tarihinde Şişli Camii'nde düzenlendi. Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'nda ilk eşi Ziya Keskiner ve oğlu Ahmet Keskiner birlikte yatmaktadır.